Ve Acun Ilıcalı yargı dağıtmaya devam ediyor. Canlı yayında derin futbolda ezeli rakip, Türk hakemleri ve yabancı hakemleri gibi ağır konulara girdi ve gerekeni söyledi. Bardak taştı, sistem çöktü. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe As Başkanı Acun yayında. Üzülerek söylüyorum ki 3 gün geçmeden haklı çıktım. Türkiye'de garip bir şekilde bir takım anlamsız avantajlar elde ediyor. Tek tek söyledim. Dünkü maçta yaşadık. Bir oyuncu kırmızı kart görmedi. Mertens. Mertens adamın suratına koyacak dirseği. Bunu da vermeyecek. Bana biri bunu açıklasın. Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF başkanını sabote ediyorlar. Adım adım bu işin kökünü kazıyacağız. Bir şey yapıyorlar. Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz. Ben Metin Öztürk'ü tanımıyordum. Galatasaray sayesinde tanıdım. Araştırdım. Bir şey de bulamadım. Yaptığı konuşma midemi bulandırdı. Kendince beni aşağılamaya çalışıyor. İki cümleyi bir araya zor getiriyor. Cevap vermeyeceğim diyor ama cevap veriyor. Metin Öztürk çapsız bir tip olabilir. Ben bu açıklamaları Galatasaray kulübüne yakıştıramadım. Ben somut sorular sordum. Hakaret etmedim. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için hakkında konuşmayacağım ama buraya Acun Ilıcalı olarak gelseydim farklı konuşurdum. Madem bizim ligde tuttuğu takımın maçına o hakemi atamama durumu olamaz, o zaman çare yabancı hakem. Problemin %90'ı hakemlerden kaynaklanıyor. Gerilimin sebebi hakemler. Avrupa'nın en iyilerini getirelim. Yunanistan'da bu hafta Alman hakem vardı. Yabancı teknik direktör milli takımın başına geçiyor da yabancı hakem neden gelmiyor? Dünyanın hiçbir yerinde hakem tuttuğu takımın maçını yönetemez. Şampiyon Galatasaray Niki ile toplantıya katılıyorsan objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum. Ekim ayının başındayız. Bu işi çözeceksek bize ve TFF'ye süre versinler. Niye olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz çok saçma şeyler oluyor. Önemli olan Türk futbolunun huzura kavuşması. Benim dediğim olursa yarın huzur olur. Galatasaray'ın da hak yenmesin. Ben bunu istemem dedi.